Bir ortak yayınla karşınızdayız. 30'a yakın yerel bölgesel uydu kanalında canlı yayınla evlerinize misafir oluyoruz. Bugün stüdyo konuğumuz Çorum Milletvekili adayı Sayın Salim Uslu. Çorum'dan canlı yayınla karşınızdayız ve Velipaşa konağındayız. Şu anda selamlık bölümünde. Sayın Uslu, öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Bizi misafir ettiniz, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, hoş geldiniz. Güzel bir ortamdayız, bir konaktayız, Velipaşa konağındayız ve selamlık bölümündeyiz ama tabii bugün üzücü bir haber vardı. Bugün bir şehit cenazesi vardı. Dağlıca'da bir şimşek olayı sonrasında şehit olan askerimizin cenaze töreni vardı. Oradan buraya geldiniz ve ayağınız tozuyla. Bugün tabii Anadolu Soruyor'da da gündemi değerlendireceğiz, gelişmeleri değerlendireceğiz. Türkiye'nin gündemi de oldukça yoğun. Süreç tabii seçim süreci ama bununla beraber en çok konuşulan konulardan bir tanesi de terör meselesi. Doğru. Tabii bu ağır konulara geçmeden evvel, öncelikle siz şu anda Çorum'da ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Çorum'daki seçim çalışmalarından bahsedecek olursak neler söylemek lazım? Tabii bugün ilk olarak tabii şehit cenazesinde de bahsetmek gerekiyor. Evet. Şimdi bugün görev şehidi kardeşimiz Nurettin Yeşildağ, Nurullah Yeşildağ defnettik. Az önce de cenaze merasimine katıldık. Ailesine, Çorum halkına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Elbette terör olaylarının Türkiye'yi 40 yıldır meşgul ettiğini biliyoruz. Hatta 12 Eylül öncesinde de yoğun bir biçimde terör yaşamış bir ülkeyiz. 70'li yıllar, 60'lı yılların sonları itibariyle. Evet. Terör bu ülkede hiçbir zaman gelişmeyi, kalkınmayı istemediği gibi maşa olarak ya da kuyruk olarak birileri tarafından kullanılıyor sürekli. Özellikle Türkiye'nin güç kazandığı dönemlerde terör olaylarının arttığını ve azgınlaştığını görüyoruz. Böylesine kukla bir harekete Türk milleti prim vermiyor, teslim olmuyor. Aklımızı ve vicdanımızı hiçbir şekilde tutsak alamıyorlar. Elbette terör karşıyız. Yani şüphe yok bunda. Ama teröre teslim olacak kadar da korkak ve ürkek değiliz. Çünkü biz biliyoruz ki biz bir medeniyet bakiyesiyiz. Bir iddiamız var. Dünyada var olmak, hem de etkili ve saygın bir biçimde var olmak istiyorsak, birileri Türkiye'yi karıştırmaya, bölmeye, mecalsizleştirmeye devam edecekler. Türkiye, Litvanya, Letonya, Estonya gibi işte iddiasız bir ülke olsa, bir medeniyet bakiyesi olmasa, eminim ki bu sorunların hiçbirisi olmaz. Çünkü belli üst akıl ya da işte belli uluslararası bir kısım güçler istediklerini yaptırırlar. İstedikleri gibi yönlendirirler ve arka bahçe olarak Türkiye'yi pekala kullanırlar. Ne zamanki Türkiye huzur içerisinde kalkınıyor, istikrar içerisinde büyüyor. Ne zamanki Türkiye kendi kendine yeter hale geliyor ve hem ekonomik kalkınma hem sosyal gelişmeyi eş zamanlı sürdürüyor. Bunu da siyasi istikrarla gerçekleştiriyor. O zaman görünmeyen biri Türkiye'ye girip elini karıştırıyor, kazan karıştırır gibi. Bu hep böyle olmuştur. Yine bu böyle oluyor. Nitekim Abdülhamit Han döneminde Abdülhamit gitsin isterse memleket bassın diyenler, daha sonra Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın demeye başladılar. Rahmetli Menderes döneminde diktatör olarak suçlamalar yapıldı ve kellesini aldılar idam sehpasında. Yine rahmetli Özal'ı diktatör olarak suçlayanlar şimdi yine aynı role soyunmuş durumdalar. Senaryo yine aynı senaryo. İşte geçmişteki iddialar ve ithamların hepsi fos çıkmıştı. Şimdi Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'ye karşı bir kampanya sürdürüyorlar. Oysa Cumhurbaşkanımız bugüne kadar olanların hepsinden ders almış, şerbetli olarak hepsine kararlı bir şekilde, dirençli bir şekilde karşı durmak gerektiğini iyi biliyor. Evet. Ve çok şükür ki aziz millet inanmıyor. Bütün bu kampanyaların yoğun yaşandığı dönemde Türkiye bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadı. %52 oyla iktidar oldu. Türkiye bir genel seçim yaşadı. Her ne kadar o seçimden iktidar çıkmasa da bir genel seçimle AK Parti yine birinci parti yaptı. Şimdi yeni bir seçim arifesindeyiz, eşiğindeyiz. Ve bu seçimde de inşallah tek başımız iktidar olacağız. Tek başına, iş başına sloganıyla haydi bismillah dedik, yolumuza devam ediyoruz. Evet, siz tabii hani seçim çalışmaları tabii ağır konudan önemli, Türkiye'nin meselesi haline gelmiş. Belki de 1 Kasım seçimlerini bu kadar önemli kılan
bir konudan giriş yaptınız. Oradan devam edelim. Ben sonlara doğru da özellikle çalışmalarınızı sormak istiyorum. Efendim Türkiye 7 Haziran seçimlerini yaşadı. 7 Haziran seçimleri sonucuna baktığımızda evet Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti çıktı ama tek başına iktidar olamayan bir parti oldu. Birinci parti olmasına rağmen bunun nedenleri tartışılabilir. İşte HDP'nin barajı aşıp %13'e yakın bir oy alması, dört partili bir sistemin mecliste yer bulması, dolayısıyla %41 de alsanız tek başınıza iktidar olamıyorsunuz. İşte İtalya gibi ülkelerde sistemler değişiyor. İşte 40'ın üzerinde alırsanız tek başınıza iktidar olabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye ile alakalı sizin az evvel söylediğiniz oynanan oyunlar, senaryolar, bölgedeki gelişmeler, işte Suriye'yi görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Rusya, Çin, İran, bütün ülkeler neredeyse bütün güçler o bölgede konuşlanmış, yoğunlaşmış durumda. Bölgelerde haritalar değişiyor. İslam coğrafyasında özellikle haritaların değiştiği bir süreci yaşıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi köklü bir ülke Türkiye. Bin yıllık geçmişe sahip ve dünyaya hükmetmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz kımıldamaya başlayan bir ülkenin rahatsızlığını mı yaşıyor efendim Batı ve Avrupa? Elbette. Yani bu 100 yıl önce bu coğrafya, yani 25 milyon kilometre karelik evet. Osmanlı coğrafyası cetvelle bölünüp 50 tane ayrı devlet çıkartılırken aslında sorun alanları önceden belirlenmişti, bırakılmıştı. Şimdi o sorun alanları yeniden kazınıyor. Evet. Dolayısıyla o kazımaya da müsait oldukları için, nerelerin sorunlu olduğunu bildikleri için çok rahatlıkla oraları kazıyabiliyorlar. Nitekim buradaki işte mezhep ya da etnik çatışmaların giderek artıyor olması, aslında bunların geçmişteki kimi ilişkilerin devam ediyor olması bilinen şeylerdir bunlar. O açıdan benim kanaatim şu anda 600 yıl bu coğrafyayı barış iklim içerisinde yönetmiş bir medeniyetin ardından 100 yıl bile bu coğrafyayı barış içerisinde yönetemeyen, tam tersine ateşe, savaşa, kana, gözyaşına boğan bir başka batılı medeniyet söz konusu. Bu doğrudan bir medeniyetler savaşıdır. Yani Osmanlı İslam medeniyetiyle Türkiye'yi bugün temsil etmediği Türkiye Cumhuriyeti batılılar arasında bir güç savaşı vardır. Ve bu güç savaşı yüzyıllardır devam etmektedir. Yoksa Türkiye'deki bir kısım piyonların, maşaların, taşeronların burada söyledikleri sözlerin çok fazla önemi yok. Ya bunlar, bunların hepsinin maşa olduğunu düşünüyorum. Nitekim zaman zaman geçen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda NATO Genel Sekreterinin bir konuşması var. İlginçtir, diyor ki IŞİD'le mücadelenizi takdirle izliyoruz ama PKK'ya karşı orantısız güç kullanmayın diyor. PKK Ankara'da 400 kişiyi katlediyor, 100 kişiyi katlediyor, 102 kişiyi katlediyor acımadan. Bir o kadar da insan yaralı. Şu kadar her gün oradan bu tarafa tabut geliyor. Her gün şehit tabutu geliyor. Doğu ve Güneydoğu bölgesinden. Polis, asker değil sadece. Sivillere de kahpece tuzaklar evet. kuracaklar. Arkasından devlet, egemen bir devlet, kendi bayrağını, kendi halkını, kendi yurttaşını korumak için kararlı durduğu zaman da diyecekler ki hayır. Şunu söyleniyor. Kapılar ardında IŞİD'de de ilişkileri olduğu planlar, projeler yaptığı da söyleniyor mesela, değil mi efendim? PKK terör örgütü. Yani şimdi mesela PYD Kürt terör örgütüdür. Bir Kürt partisi gibi takdim ediliyor Kuzey Suriye'de ama PYD'ye 50 bin ton silah atılıyor uçaktan evet. ve bu silahların önemli bir bölümünün de PKK'ya gittiği söyleniyor. Yani kimin eli kimin cebinde belli değil. İran işin içerisinde önemli bir aktör olarak bulunuyor. Hatta oyun kurucu olarak bulunuyor. Evet. İran Amerika'ya düne kadar büyük şeytan diyordu. Şimdi birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Enteresan. Orta Doğu'daki evet. coğrafyalarda. Yine ambargolar kaldırıldı yine, falan. Yani. Tabii tabii. Yine bu arada Barzani'ye karşı çeşitli komplikasyonlar başlamış durumda, siyasi Kuzey kısım Irak'ta. Şeyler Kuzey Irak'ta. Barzani yetkisizleştirme çalışmaları var, itibarsızlaştırma çabaları var. Aynı şey Türkiye ile eş zamanlı yürütülüyor. Yani belli ki bu coğrafyada yeni bir senaryo hazırlanıyor. Yani Türkiye'nin bekası söz konusu olan bir dönem yaşıyoruz. Buradan bir siyasi pozisyon elde etmek, buradan bir karşı siyasi söylem geliştirmek kimseye bir yarar sağlamaz. Çünkü şu anda 100 yılda bir olan tarihi bir olay tekrarlanıyor. Mevzu bahis olan vatan. Mevzu bahis olan memleket gerisi teferruat. Evet.
Efendim şimdi tabii bu süreçte iç meselelere biraz dönecek olursak konuşulan konulardan birisi de kargaşalar, içerideki kutuplaşma, ayrışma, işte ne oluyoruz, kutuplaşıyoruz, kutuplaşmanın asıl sebepleri nelerdir, kaynakları nelerdir, terör meselesi ortada dururken, net bir şekilde bir tavır sergilerken, eylemler yaparken, hain yapılar kurarken, bir kesimin özellikle işte işte beyaz Türkler denilir veya bir kısım medyanın işte o terörü sırtımı dayadım diyen siyasi partiye yönelik yaklaşımı, davranışı işte ben oraya oy vereceğim diyen açıklamaların olduğu bir süreçten geçiyoruz. Ama bu tarafta bakıyorsunuz işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte tek başına iktidar olamaması sonrasında yönetilemez bir ülke haline getirmek için bin bir çeşit senaryo ve evet, girişimde bulunduğunu görebiliyoruz. İçeride neler oluyor? Yani Türkiye evet, böylesi önemli bir süreçten geçerken, dünya ile rekabette büyük bir pasta dururken orada o pastaya dahil olma ihtimali nedeniyle bütün dünya Türkiye'ye karşı tavır almışken, Türkiye içerisinde, sınırlar içerisinde bu kutuplaşma neden kaynaklanıyor? Bunun evet, dışarının uzantıları şimdi mı? Yok, tam tersine Türkiye artık kendi kendine yeten bir ülke haline geldi. Evet. Türkiye özellikle şu son terörle mücadelede görüyoruz ki son derece kararlı hareket ediyor. Eskiden olduğu gibi istihbarat paylaşımı yok artık. Evet. Nerede bizi tehdit eden bir unsur varsa anında Türk güvenlik güçleri oraya baskın yapıyorlar. Koordinatlar önceden olduğu gibi NATO'ya, ABD'ye bildirelim falan diye bir şey söz konusu yani değil. Yani sistemimiz var artık. Tabii, evet, tabii, çünkü onu şurada anladık. Eskiden ABD diyordu ki orada bizim unsurlarımız var. Siz önceden bize haber verin, biz unsurlarımızı kaldıralım. Tamam. Bize diyordu ki siz unsurlarınızın bulunduğu yerleri verin, biz oraları vurmayalım. Onların unsurumuz dediği aslında PKK'ydı. Bunlar tespit edildi ve Türk ordusu şimdi hiçbir şekilde unsurlarımız var uydurmasına aldanmıyor. Onu yemiyoruz. Şimdi diyoruz ki biz nerede terör, nerede tehdit var oraya gideceğiz, vuracağız. Sizin unsurlarınız varsa çekin oradan kardeşim diyoruz. Şimdi böyle bir kararlılık var. Arkasından dikkat ederseniz bu tür böyle terörle mücadelede ya da Türkiye'nin egemenlik hakkına dair dış politikadaki bir kısım hareketlenmelerinde anında gündeme gelen ilk şey ambargoydu. Evet. Şimdi ambargo koyuyoruz diyemiyorlar. Çünkü onların Sikorsky helikopterleri yerine biz kendi ataklarımızı kullanıyoruz. Akıllı füzelerimizi kullanıyoruz. Çıkarma gemileri yaptık ama biz bu terörle mücadelede daha ziyade akıllı füzeler, kendi helikopterlerimiz, insansız hava araçları kullanıyoruz ve aynı zamanda kendi zırhlı araçlarımızı kullanıyoruz. Yani uçaktan gemiye, gemiden helikopteri, helikopterden zırhlı araca kadar her bir savunma aracımızı milli ve yerli bir anlayışla kendimiz üretiyoruz. Türk sermayesi, Türk aklı, Türk mühendisi, Türk emeği hepsini biz kendimiz üretiyoruz. Bu ikinci rahatsızlık yaratan unsur. Hem bilgi vermiyorsunuz, yani ben senin dünya efendiliğini reddediyorum demektir. Ve onurlu bir dış politikadır bu. Şahsiyetli bir dış politikadır. Hem onu vermiyorsunuz, hem terörle mücadelede senin silahlarını istemiyorum diyorsunuz. Senin yüzünü de görmek istemiyorum diyorsunuz. Evet. IMF'ye borcunuzu ödediniz, senin de borcunu vereceğim parayı da istemiyoruz diyorsunuz. Biz kendi kendimize yeteriz diyoruz. Bir de üstüne üstlük elbette bir cumhurbaşkanı çıkıyor, masaya yumruğunu vurarak bir dokunulmaz bir ülkenin cumhurbaşkanını siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz diye paylıyor. Dünya kamuoyunun önünde. Bu meşhur One Minute olayından evet, bahsediyorum. Bu inanılmaz bir şok etkisi yarattı her çevrede. Özellikle İsrail'le iyi ilişkiler içerisinde olan, İsrail'e gönüllü jandarmalık yapan bir kısım batılı ülkeler, batılı liderler nezdinde, halk destekliyor bizi ama batılı liderler nezdinde bir şok etkisi yarattı. Şimdi ne oluyor diyorlar. Yani dünyaya kafa tutacak bir tek biz vardık diyorlar. Dünyanın jandarması olabilecek bir tek biz vardık. Dünyada lobi çalışması yapabilecek bir tek biz vardık. Bizim doğrularımız nasıl oluyor da tartışılıyor diyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanımız
bütün ümmetin duasına mazhar oldu. Böyle bir şey olamaz. Oysa Batı, biliyorum ki ben Hak İş Sendika Başkanlığı'ndan, Konfederasyon Başkanlığı döneminden de biliyorum. Batı ülkelerde lobi oluşturmak için çeşitli vakıflar eliyle milyarlarca dolar para harcıyor. Oysa Türkiye'den Cumhurbaşkanımızın basit bir hareketi ya da geçmişte Osmanlı'nın bıraktığı o adaletli anlayışın, evet, yönetimin bir kısım hatıraları, izleri Türkiye'ye bir muhabbet oluşturuyor. Mazlum milletlerde bir umut oluşturuyor. Bunu ortadan kaldırmak için Türkiye'nin aleyhine dışarıdan bazı çevreler, içeriden de bir kısım taşeronlar eliyle bir kampanya yürütüyorlar. Bunun nasıl sebebi bu? Yani bu bölgeyi, bu bölgede yeraltı zenginlikleri var. Bu bölge zaten ta dünyanın kurulduğu günden beri, ki biliyorsunuz bütün peygamberlerin gönderildiği bu coğrafyadır, Orta Doğu coğrafyası. Dünyanın kurulduğundan beri sorunlu bir bölgedir. Ve bu sorunlar üzerinden ülkeler kendi dış politikalarını oluştururlar, belirlerler. İşte bu noktada Türkiye'nin bu oyuna çomak sokmuş olması belli çevrelerde rahatsızlık yaratıyor. Şimdi Türkiye'yi karıştırmak istemelerinin sebebi budur. Türkiye'nin sorunlarda müdahil olması, oyun kurucu olması, Türkiye'nin güç kazanmış olması ve aynı zamanda Türkiye'nin kendi kendine yeterli olması belli çevrede rahatsızlık yaratıyor. Evet. Kimi yerde dindar gözüken sureta dindar gözükeni kullanıyorlar, kimi yerde PKK'yı kullanıyorlar, kimi yerde ulusolcuyu, kimi yerde ulusalcıyı kullanarak AK Parti karşıtı, aslında milli ve yerli bir siyasal hareketin karşısında bir blok oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi bakın, devlete katil diyenler, özellikten bahsedenler, Cumhurbaşkanımıza diktatör diyenler, ya da işte Türkiye aleyhine beddua okuyanlar, hemen hepsi bunların uzantıları, hemen hepsi aynı saftalar. Bu tesadüf olamaz. Bu tırnak içerisinde Erdoğan'da çok fazla oluyor artık diyenler, diktatör, sizin de söylediğiniz gibi diktatör diyenler, işte saray gibi bir geleneğe ihtiyaç vardı, ne gerek vardı, tabii diyenler. Şu diktatör diyenlerle diktatörlüğü tartışmamız lazım. Evet. Kenan Evren'e hiçbir zaman diktatör dediler mi bunlar? Cemal Gürsel'e hiçbir zaman darbe yapanlara, muhtıra verenlere diktatör dediler mi? Bunu demedikleri gibi son referandumda 2014'te Suriye rejimindeki Esad'ı da demiyorlar. Elbette. De demiyorlar ona kalsa. Tabii elbette. Kaldı ki diktatör değil, başkanlık sistemini istemekle diktatörlük ayrı şeyler. Bunu da bilerek saptırıyorlar diye düşünüyorum. Evet. Başkanlık sistemi diktatörlük değildir. Bilakis daha demokratiktir başkanlık sistemi. Demokratik bir kurumdur. Cumhurbaşkanı laiseldir, hesap vermez. Başkan hesap verir. Aradaki fark budur. Evet. Ve başkanlık sistemi olmuş olsaydı Türkiye'de aslında bu parlamenter sistemin ne kadar arızalı olduğu 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıktı. Başkanlık sistemi olsaydı 7 Haziran seçimlerinde Türkiye bu istikrarsızlığı bu 4 aydır yaşamayacaktı. Yani borsadaki o hareketlenmeler, dövizdeki yükselmeler, ne bileyim işte diğer faizlerdeki hareketlenmeler falan olmayacak. Türkiye istikrar içerisinde stabil bir şekilde kalkınma trendlerine devam edecek. Yani %5 kalkınmasını sürdürebiliyor olacak. Zamanı değildi. Belki erken oldu. Belki bundan sonraki seçimler için tartışılıp yeniden toplum önünde tam anlamıyla anlatılarak bu sürece gidilebilirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhakkak eksiklikleri, yanlışlıkları olmuştur. Bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi 7 Haziran sonuçlarını da göz önünde bulunarak, yani toplumun verdiği mesajı algılayabildi mi? Yani toplum ne istiyor? Bundan sonraki süreçte 1 Kasım sonrasında Türkiye'yi bekleyen nedir? Nasıl bir sonuçla karşı karşıyayız? Yani mesela yeniden tek başına iktidar çıkmaz ise Türkiye'yi ne bekliyor? Ya da niçin AK Parti'ye ihtiyaç var efendim? Öteden beri söylüyorum. Yani sonuçta bu seçimdir, sandıktır. Sandıklarda sonuçları mutlak olarak tahmin etmek ya da mutlak bir sonuca kilitlenmek doğru değil. Evet. Yani bu halkın tercihidir. Halk demek ki, halka partiler, siyasi partiler kendilerini yeterince anlaşamamışlar ya da halk yeterince ikna olmamıştır. Evet. Belli ki kimseyi tek başına iktidar. Ama ben bu 4 aylık süre içerisinde temas ettiğimiz çeşitli kesimlerin, yurttaşlarımızın bu koalisyon dönemlerinin
ya da koalisyon kurulamamış olmasının sorumlularının kimler olduğunu iyi bilmektedir. Her şeye hayır diyenlerin ya da benimle kurma, ben istemem ama ona git diye adres gösterenlerin kimler olduğunu iyi bilmektedir. O açıdan bu seçimlerdeki seçim sonuçları, İdazihan seçim sonuçlarındaki bu belirsizlik, bu koalisyon tartışmalarının uzun devam ediyor olması ya da ekonomideki sürgüt devam eden istikrarsızlığın getireceği olası faturaların büyüklüğü vesaire bu seçimlerde toplumu bir partiye yöneltecektir. Bu inanıyorum ki AK Parti olacaktır. Çünkü AK Parti'nin 13 yılda söyledikleri ve yaptıkları ortadadır. Buna karşılık diğer partilerin cekcek edebiyatını ben milletin inanacağı, itibar edeceği kanaatinde değilim. Çünkü bu toplum artık 70'lerin 60'ların toplumu değildir. Cekcaklarla çok vakit geçirmez öyle. Doğrudan derdine derman olacak, sorunlarını çözecek, beklentilerini yönetecek, çözüme odaklı hükümetler, proje hükümetleri istemektedir. Özellikle ideoloji siyaseti yapanlarla, ideoloji ticareti yapanlarla, kimlik siyaseti yapanların devri kapanmıştır. Onların marjinal olarak bir yerde kalmaktadır. Hizmet siyaseti üretenler ön plandadır ve AK Parti de hizmet siyaseti üretmektedir. Ve bugün çok şükür ki yani Türkiye'de son 13 yılda yapılan her şeyi topladığınız zaman Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamından daha fazladır. Hal böyle olunca bu toplum herhalde istikrarı, kalkınmayı, gelişmenin sürdürülebilirliğini tercih edecektir ve inanıyorum ki bunu da mutlaka AK Parti gerçekleştirmiş olacaktır. Bundan sonra bir mesela daha sonra, evet. Size bir şey söyleyeyim. 2002'de 119 milyar bizim toplam gayri safi milli hasılamızdı. 2014 yılına geldiğimizde sadece eğitim giderlerimiz 119 milyar yapıyor. Tek başına, evet. Tek başımıza. Yine kamu ve özel sektörün yatırım toplamı 58 milyar dolardı 2002'de. Bugün 358 milyar dolarlık yatırım yapıyoruz. Kim demiş Türkiye kalkınmıyor, gelişmiyor diye? Milli gelirdeki artış ortada. Sanayi üretimi son 7 ayda bütün bu krizlere rağmen %7 arttı sanayi üretimi. Evet. Bunu kim nasıl izah edebilir? Türkiye'nin geleceğinden umudu olmayanlar, Türkiye'nin geleceğine dair beklentisi olmayanların üretim yapması mümkün değil mi? Mümkün mü? Yani biz sermayenin ne kadar ürkek olduğunu, ne kadar akışkan olduğunu biliyoruz. Buna rağmen Türkiye'nin geleceğinden umutlu olanlar, Türkiye'ye inananlar, güvenenler üretmeye devam ediyorlarsa bu AK Parti'nin sağladığı imkanlar, kurduğu sağlam yapılar yüzündendir. Evet. Bir taraftan mesela bakın Çorum'da işsizlik %5. Evet, çok az olduğunu duydum, evet. Bu neden bu? Çünkü biz 355 milyon TL, 355 trilyon lira istihdam desteği sağlıyoruz sanayiye. Prim desteğidir, evet. Bu. İstihdama yönelik prim desteğidir. Bir taraftan organize sanayide çağrı merkezleri kurduk. Bir taraftan toplum yararına çalışmada 1500 kişi getirdik. Arkasından 2025 kişi daha geldi. Yani girişimcinin yaptığı yatırımlara yönelik desteklemeler devam ediyor. Amaç ne? Amaç mümkün mertebe sanayi üretimde tutmak, istihdamı artırmak. İstihdamı artırırken de İşkur'dan yararlanıyoruz. İşkur'un nitelikli işçi yetiştirme çabaları, kursları, evet. Sertifika programları devam ediyor. Bütün bunlar aslında bir büyük istihdam stratejisinin unsurlarıdır, sonuçlarıdır. Şimdi bunu vatandaş görüyor. Vatandaş görüyor. Bir tarafta belirsizlik var, umut var, hayal var, heves var. Bir tarafta da icraat var, sonuç var. Hangisine itibar edecek? Evet. Şimdi yatırımlardan bahsediyorsunuz. Yatırımların nedenle arttığından, işte gayri safi milli hasılanın artış gösterdiğinden, yüzlerden 700'lere çıktığından bahsediyorsunuz. İşte devletin kasası doldu diyorsunuz. Ama bir diğer tarafında bunca yatırım, duble yollar, hızlı trenler, işte havalimanları, köprüler. Bir diğer taraftan da bir 17-25 Aralık süreci yaşadı Adalet ve Kalkınma Partisi. İşte paralel devlet yapılanmasından bahsediliyor, suçlaması var. İşte zaman zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nden açıklamalar geliyor. İşte hırsızdır, yalancıdır eleştirileri geliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben bunlara gülüp geçiyorum. Şimdi burada bir binada bir parti, siyasi parti var. Bir binanın iki dairesinde. Üçüncü, evet. Katta.
Ben de 6. 7. katlara arkadaşlarımız benim bir posterimi asmışlar. Evet. İlk günkü aşkla diye benim yürüyen bir resmim var. O parti de bunu kendisine bir meydan okuma gibi algılamış olacak ki kendi sloganlarını, kendi projelerini, kendi yapacaklarını anlatmak yerine sizin söylediğiniz gibi işte katillerin, hırsızların sağ salim, uslu dolaşmadığı bir Türkiye için sandık başına diye bir kurumsal kimliğe de uygun düşmeyen bir saldırgan tavır evet. içerisinde olmuş. Hem ahlaki değil, hem espri, siyasi espri yeteneği sıfır, evet. hatta sıfırın altında. Hem de kategorik olarak herkesi hırsız ya da katiller olarak değerlendirmek son derece ahlaksız bir tutum. Hı hı. Nitekim bugün seçim kurulu kaldırılması kararı verdi. Ve bakıyorsunuz aynı siyasal söyleme destek veren siyasi partiler ya da gazeteler var. O bahsettiğiniz işte sureti haktan gözüken gazeteler ya Salim Bey ayıp etti işte tahrik etti orada filan gibi laf ediyorlar. Oysa benim oraya orada özel bir mülkiyete poster asmam gayet doğal. O diğer partinin de benden önce düşünüp oraya asması gerekirdi. Onu o yönüyle o başka bir yer aslında lazım. Ya. Hayır o yani o binaya evet. diyebilirdi, ricacı olabilirdi komşularına olmamış. Kendi dairesine asabilirdi, asmamış. Kendi dairesine astığı afiş şahsıma doğrudan hakaret eden ve suç teşkil ettiğini düşündüğüm bir pankart asıyor. İtham var, haksız bir itham var. Bir defa espri yoksunu, zeka yoksunu bir afiş. Ve şimdi bakıyorsunuz aynı safta olanlar kimler? AK Parti düşmanları, AK Parti'ye karşı da olanların hepsi aynı saftalar. Dolayısıyla bunu alın, bu örneği, bu ölçeği Türkiye ölçeğine kullanın ve aynı şeyi göreceksiniz. Yani rahmetli Necip Fazıl diyor ya, baba katiliyle baban aynı safta, o zindandan Mehmet'e mektupta. Şimdi bakıyorsunuz biraz at izi it izine karışmış durumda. Ve ne yazık ki evet ama ancak fakat yerini kaldırdı. Bu yerini ne artık hükmünü her şeye, her şeye külliyen karşıyım. Değil mi ki AK Parti yapıyor anlayışına bıraktı her şeyi. Halbuki denmesi lazım ki evet AK Parti döneminde milli gelir arttı ama filan. Mesela son dönemde bir titri olan bir şey düşünün. Adayı düşünün, aday. Yani normalde titrine, konumuna, makamına saygı duyulması gereken birisi değil mi? Adam diyor ki tuttuklarını diyor getiriyorlar diyor. Karadeniz'e giden bakanları tuttuklarını getiriyorlar diyor. Çorum'da gösteri yapıyorlar diyor. Oysa buraya gelip de buradan Karadeniz'e giden hiçbir bakan olmamıştır. Tam tersine bu AK Parti'nin ve siyasi iktidarın Çorum'a ilgisinin ne kadar yoğun olduğunu göstermektedir. Evet. O nedenle Çorum 14 katrilyonluk yatırım almıştır. Bir kısmı yapılmıştır, bir kısmı yapılma aşamasındadır. Bir kısmı plan, bir kısmı planlanmıştır, proje aşamasındadır ama 14 katrilyon. Şimdi buradan tutup da buraya gelenleri ne söylediklerine bakmak yerine, ne vaat ettiklerine bakmak yerine, ne getirdiklerine bakmak yerine tutup da Karadeniz'e gidenleri tutup getiriyorlar diye küçümseyen adam bir profesör olamaz. Evet. Bir bilim adamı olamaz. Ona o aklı her kim veriyorsa onu yanlış yönlendiriyor. Oysa toplum seçeceği insana saygı duymak istiyor değil mi? Böyle yok. Sonra efendim çivi çakmamışlar diyor. Ya şurada üniversitenin önünden geçiyorsun kampüs yapılmış. Şurada hastanenin önünden geçiyorsun 14 tane bloktan oluşuyor. Hemen çağrı merkezi, hemen organize sanayiye ilave yatırımlar yapmışsınız. Yine yeni yetmemiş arazi almışsınız. Halin önünden geçiyorsunuz, terminal önünden geçiyorsunuz. Ne bileyim yeni adliyenin önünden geçiyorsunuz. Her yeri görüyorsunuz. Çivi çakılmamıştı. Sonra bunları söyleyince deniyor ki efendim bunlar hizmet. Hizmetle yatırımı ayrı tutmayın. E canım hastanelerde hizmet ama sonuçta bir yatırım olmazsa o hizmet gelir mi? Şimdi bütün bunlar şunu gösteriyor ki son derece aklı başında laf ettiğini, etmesi gerektiğini düşündüğünüz insanlar bile o sığ bir kısım söylemlerle, asılsız iddia ve ithamlarla
bel altından vurarak siyasi pozisyon almayı tercih ediyorlar. Tamamen bir algı ve toplum mühendisliği diyebiliriz. Bu aynen algı ve toplum mühendisliği, bu aynı zamanda siyasetteki seviyeyi gösteriyor. Evet. Ne kadar çukur olduğunu gösteriyor. Bunun bir tersini düşünsenize. Yani şimdi söylemlere baktığınız zaman hani özgürlüklerden dem vuruluyor. İşte medya özgürlüğünden bahsediliyor. Medya hiç özgür olmadı. Türkiye'de yorumları yapılıyor. Ama bir medyada sizin kafanın küfürlerin edildiğini medya duyuyoruz. Özgürlüğü, enteresan tabii. Bir şekilde. Ve şimdi partiye karşı veya Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, milletvekillerine karşı işte ağza alınmayacak hakaret vari, işte hırsızlık, yalancılık söylemlerinden bahsediyorsunuz. Bunların tam tersini ya da Halk Kalkınma Partisi söylemiş olsaydı ne olurdu? Söylemiş olsaydı herhalde malum medya çevresi AK Parti'ye hücum ederdi. Oysa bakın ben 4,5 senedir Çorum'da milletvekiliyim, evet. Değil mi? 4,5 senede daha bir televizyon çıkartıp da bana ne diyorsunuz, uydudan yayın yapan bir televizyon, evet, evet. Ne yapıyorsunuz diye sormadı. Tam tersine mikrofon tutup, kapı kapı mikrofon tutup benim aleyhimdeki konuşmaları sadece yayınlıyorsa ben o televizyona televizyon demem, televizyonculuk ve gazetecilik sopasıyla beni ve benim yaptıklarımı setreden, dövmeye çalışan, yıkmaya çalışan bir yayına, evet. Bir kanala ben televizyonculuk demem. Ondan sonra onun sansür diyor olması da beni hiç mi hiç enteres etmez. Bir kulağımdan girer, öbür kulağımdan ya, vatandaştan çıkar. İstediğiniz cevabı alırsınız. 20 tane soru sorarsınız. Evet, bir tanesi efendim, istediğiniz veri onu kullanırsınız. Tabii. Evet. Yani objektif bir yayıncılık yapmak yerine sürekli alt yazıyla, üst yazıyla, sürekli sorduğunuz çanak sorularla bana hakaret ettiriyorsanız, benim partim aleyhine bir kampanya yürütüyorsanız, üstelik de bütün bunları yaparken benim belediye başkanıma, milletvekillerime, partime yönelik bir tavır içerisindeyseniz, topluma böyle bir algı şırınga ediyorsanız, ben buna gazetecilik demem, bu başka bir şey. Yani işte algı operasyonu yönetenlerin, evet. Çok iyi bildiği bir yöntem. Peki efendim şu anda çalışmalarınız nasıl gidiyor? Çorum'da yapmış olduğunuz çalışmalar nasıl gidiyor? Seçim çalışmaları. Sahadasınız, vatandaşla birebir diyalog içerisindesiniz. Yoğun bir çalışma içerisindesiniz. Neler yapıyorsunuz? 1 Kasım seçimlerine ilişkin bu kalan süre zarfı içerisinde tahmin ediyorum. Çok farklı çalışmalar yürüttüğünüzü biliyorum. Özellikle geçmiş seçimlerde kullanılan afişlerin olmadığı çok daha farklı bir çalışma ilerliyor bu seçimlerde. Doğru mu efendim? Tabii. Ben şahsen kendi adıma söyleyeyim. Bir defa partimin yaptığı bir kısım çalışmalar var, programlar, evet. Var. Özellikle seçim koordinasyon merkezinde. Onlara harfiyen uyuyorum. Sabah 8.30-9'dan itibaren yollara çıkıyoruz. Gece geç saatlere kadar, 12'ler, 1'lere, evet. Kadar işte kahve toplantıları, köy toplantıları, mitingler, açılışlar, ziyaretler vesaire devam ediyor. Ben şahsen afişleme konusunda böyle rastgele yere sticker yapıştırmak, işte resim yapıştırmak filan, bunlar benim tarzım değil. Ben daha toplumu rahatsız etmeyen bir propagandadan yanayım. Toplumu sadece görsel olarak değil, aynı zamanda mümkün mertebe çevre dostu bir seçim kampanyasıyla birlikte sosyal içerikli, bir sosyal içerikli daha sempatik argümanlar kullanan, daha sempatik yöntemler kullanan bir yaklaşım içerisinde olmaktan yanayım. O nedenle çevre duyarlılığına uygun materyaller getirmeye çalıştım. Mesela ikram arabam var, pazarlarda filan dolaşıp arkadaşlar kahve ve çay veriyorlar bu mevsime uygun olması hasebiyle. Yine araçlarımızda ses düzeni yok. Varsa da ihtiyaç olunca kullanmak üzere. Evet, öyle bağıra bağıra gezmiyorlar şehri. Onun dışında resmen kurulmuş, kurgulanmış billboardlar, megalightlar ya da işte raketler vesaire, onları kullanıyorum. Onların dışında herhangi bir resmim söz konusu değil. Sadece birkaç binada giydirme var. O da çok doğaldır zaten posterlerle birlikte. Onun dışında mümkün mertebe elektrikli bisikletler getirdim. Onlar işte şehrin içerisinde dolaşıyorlar. Bunlar çevre kirliliği yaratmıyor. Bir de bunları ilaveten caddelerin kenarına koyduğum vagonlar var. Sabittir onlar. Şimdi gazetecilik anlayışı, oh ne güzel, ne enteresan, sessiz, gürültüsüz, kokusuz, evet. Gazsız araç getirmiş demek yerine batıda teşvik edilmektedir bunlar. Evet. Hatta belediyeler batıda özellikle bunlara yer vermektedir seçim döneminde. Bizim gazeteci arkadaşımız bunlar niye zincirlendi, otopark parası veriyor mu diye ilgileniyorsa
Ben o gazetecinin gazeteciliğini tasvip etmem hiçbir şekilde, anlamam da, gazeteci de görmem artık. Gazeteci de görmem. Kimin silah şörlüğünü yapıyor onu da bilmem, ama sen o aracın getirdiği çevre duyarlılığını, o aracın arkasındaki çevre duyarlılığını görmeyeceksin. Efendim, oradaki zinciri ya da otopark parası verip vermediğimle ilgileneceksin. Bunu anlamak mümkün değil. O açıdan her yeniye alışmak biraz zordur. Yani köhne düşünceleri değiştirmek, paslı çiviyi sökmekten zordur derler. Biraz bu alışkanlıkları değiştirmek zor oluyor ama toplum giderek daha makul, daha kavgasız, yürütüsüz bir seçim kampanyasına alışacak. Bir tarihte İspanya'ya gittim. Baktım bir hareket var bir yerde. Ne var dedim. Dediler ki seçim kampanyası var. Gene bizdeki gibi öyle direkleri, binaları kirleten afişler vesaire yok. Nerede dedim bu miting, bir izleyeyim dedim. Dediler ki yok, parkta bir toplantı var. Hakikaten parkın içerisinde oturmuşlar. İşte bir platform kurmuşlar. Orada birisi çıkıp bir şeyler söylüyor vatandaşa. İlgi duyanlar da parka gitmişler. Oysa biz meydanları kapatıyoruz miting yapacağımız zaman. Araçlarımız geçeceği zaman bu dar caddelerde vesaire, işte kalabalık caddelerde, o gürültüyle birlikte hastalar, yaşlılar, çocuklar, uyku zamanı ihtiyacı içerisinde olanlar, hepsini taciz eden bir anlayışla yapıyoruz. Bu çok geride kalacak. Yani seçim propaganda sürecinin artık çok daha farklı olması gerektiğini söylüyorsunuz. Zaten, bu eski Türkiye'de. Zaten abi, insanlar araç sayısına bakarak, araçtaki resimlere bakarak oy vermiyorlar. O sadece siyasi partilerin birbirlerine karşı pazu gösterisi, güç gösterisi. Vatandaş, yanlış değil mi efendim aslında? Kesinlikle, yani kesinlikle. 3-5 gün içerisinde veya işte 20-30 gün içerisinde tabii. Bir algı çalışması yaparak gücü olan, parası olan mesela çok daha fazla baskı yapıyor vatandaşa. Vatandaş tabii ona inanarak mı oy versin yani? Şimdi, yoksa şimdi böyle birikime mi? Birisi ezildi mi bütün bu kampanya altında? Evet. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormaya başlıyor. Hemen bel altı vurmaya alışmışlar. Oysa sizin 50-60 yıllık birikiminiz var. 50-60 yıldır edindiğiniz dostlarınız, dostluklarınız var. İnsanlar o dostluklarını sizinle paylaşmaya çalışıyorlar. Ve üstelik de siz çoğaltma telaşı yaşamamışsınız hayatınızda. Hep paylaşma yarışı içerisinde olmuşsanız, paylaşma yarışında beraber olduğunuz arkadaşlar sizin yükünüzü paylaşıyorlarsa, vay efendim değirmenin suyu nereden geliyor diyorsunuz. Bunu anlamak mümkün değil. O açıdan bence yapılanı, doğru olanı, güzel olanı takdir etmek lazım. Eksik olanı da göstermek lazım ki siyaset kültürümüzde yeni bir anlayış gelişmiş olsun. Evet ama, ancak, fakat diye devam eden, evet bu güzel ama şöyle olsa daha güzel olurdu diyerek yol gösteren, tabii olumlu, yapıcı bir muhalefet ihtiyaç var. Çünkü bu tür eleştiri, yapıcı eleştiri insanı olgunlaştırır. Ben hep örnek veriyorum. Bu gazetelerin, televizyonların ya da sokaktaki vatandaşın eleştirilerinden daima yararlanmak lazım. Ama karalama, kötüleme, küfür, sövgüye dayalı bir karşı kampanyanın hiçbir şekilde yararlanacak bir şey yok. İşte bu kutuplaştırıcı. Bu kutuplaştırıcı. Bu söylem. Onun için bir barış dili, yapıcı dil geliştirmek gerekiyor. Eskiden kitapların etrafında şerhler vardı. Şarihler tarafından konmuş. Evet. O kitabı yazanı küçümsemez, aşağılamaz. Tam tersine böyle denmiş ama benim görüşüme göre diye devam ederdi. Böylece o yazar, o yazarla şarih arasında bir düşünce silsilesi oluşurdu. Bir düşünce silsilesi, bir sistematik şekilde tartışma devam ederdi. Okuyucu oradaki görüşü de, eksikleri de, karşıt görüşleri de orada görebilirdi. Okuyu aynı zamanda o yazarı da olgunlaştırırdı. Daha sorumlu hale getirirdi. Oysa şimdi yapılan sorumsuz yayınlar size sorumluluk tarif ediyor. Yapılan sorumsuz eleştiriler size istikamet vermeye kalkışıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Bu siyaset geleneğinin değişmesi gerekiyor. Peki efendim, artık süreyi de ekonomik kullanma adına 1 Kasım seçimlerine gidiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi de geçtiğimiz süreçte Sayın Başbakan Profesör Doktor Davutoğlu'nun açıkladığı bir beyanname var. Seçim beyannamesi. Orada bu sefer farklı bir söylem var. Nedir o farklılık? Biraz daha toplum taleplerini karşılayan, sosyal anlamda, ekonomik anlamda beklentileri karşılayan bir beyanname.
Asgari ücretten tutun da taşeron işçilere kadar. Siz de eski bir sendikacı olarak. Bu sosyal taleplerin tam anlamıyla karşılandığını düşünüyor musunuz? Ya bundan önceki seçimlerde üst perdeden ülkenin güçlenmesi adına büyük mega projeler ön plana tutuluyordu. Uluslararası alanda rekabet anlamında güçlü bir Türkiye profili dile getiriliyordu. Alt planda sosyal projelerde devam ediyordu aslında. Şimdi biraz daha toplumsal ve sosyal projelerin o mega projelerden ziyade bunların ön plana çıktığını görüyoruz. Ben aynı kanaatte değilim. Belki ön plana çıkması açısından doğrudur söylediğiniz ama evet. Biz sosyal politikalara yeni başlamıyoruz. Evet. Nitekim Çorum'da şu ana kadar sosyal politika bağlamında yaptığımız aynı ya da nakdi ödemelerin toplamı 800 milyon TL yapıyor. Yani 800 trilyon demektir bu. Mesela şimdi Çorum'a 50 bin ton kömür getirdik. Fakir fukaraya kömür dağıtacağız. 50 bin ton. Bu çok ciddi bir rakam değil mi? Evet. 50 bin ton. Bir taraftan madenlerimizdeki işletmelerin devam ediyor olması, oradaki istihdamın devam ediyor olması, ekonominin kazanmaya devam ediyor olması, bir taraftan da fakir fukaranın kışta kıyamette soğukta kalmaması için sosyal devlet. Eskiden sosyal devlet anayasada yine vardı. Sosyal devletin sadece adı vardı, anayasanın aksesuarı gibiydi. Evet. Sosyal devletin ne öğrenci açısından, ne fakir fukara açısından, ne işsiz açısından, ne sosyal güvenlik şemsiyesi olmayanlar açısından herhangi bir anlamı yoktu. Ne dul açısından, ne yetim açısından hiçbir anlamı yoktu. Şimdi anayasanın laiklik ilkesi ya da işte diğer sosyal hukuk devleti, yani sosyal hukuk demokratik devleti. Hukuk devleti filan gibi dört tane temel ilkesinden en fazla duyduğumuz, en çok gördüğümüz laiklikti. O da zaman zaman vatandaşa karşı sopa gibi kullanılıyordu. Sosyal yazıda vardı. Elbette evet. Sadece yazılı olarak anayasada vardı. Demokratik devlet, hukuk devleti anayasada yazılı olarak, evet, aksesuar olarak bulunuyordu. Oysa biz bunun vatandaşın gündelik hayatında neye tekabül ettiğini gösteren pratik uygulamalar yaptık. Evet. Şimdi seçim beyannamesi olduğu için yapılanlar ortaya çıkıyor. Mesela eğitim yatırımları, mesela öğretmenlerin yarısının şu anda bu bizim hükümetlerimiz döneminde atanmış olması. Bunlar bizim eğitime verdiğimiz değerin birer somut göstergesidir. Aynı zamanda rehabilitasyon ihtiyacı duyan, yardıma ihtiyaç duyan insanlara yapılan ödemeler, sosyal yardımlar, bunların toplamda tutarı. Bakın, sosyal politikalar, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı diye bir bakanlığın Türkiye'de neredeyse adı bile yoktu. Oysa ya da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, biliyorsunuz, çocuk esirgeme kurumlarındaki tecavüzlerle gündeme gelen bir bakanlıktı. Maalesef. Değil mi? Maalesef. İşte hatırlayın o tokatlı bakanı. İşte gazetelere babasının ölümünde ilanlar vermişti de sonra bakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. O geçmişi hatırlayalım. Oysa AK Parti döneminde bakanlıklar bütçe büyüklükleriyle gündeme geliyor. Şu anda Türkiye'nin üçüncü büyük bütçesi Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na aittir. Yaklaşık 27-30 milyar Türk liralık bir bütçe, 27-30 milyar zannediyorum, 27 veya 29 milyarlık bir bütçe. Onun da büyük bir bölümü cari harcamalara değil, sosyal yardımlara gitmektedir. Şimdi bana kalırsa bütün bunlar seçim döneminde bir seçim beyannamesinde yer almış olduğu için sanki sosyal devlet daha öne çıkmış gibi gözüküyor. Oysa sosyal devlet Türkiye'de ideolojik devletin önüne geçmiştir. Toplum da bunları gördüğü için, mesela dün beni bir muhtar arıyor buradan. Evet. Taşlıçay köyü var şurada, oranın muhtarı arıyor. Diyor ki, efendim diyor, kömür yardımları ilgili liste geldi elimize diyor. Şunların ismi yok diyor. Şunlar da olmalıdır diyor. Şimdi anlıyorsunuz ki, ya da gittiğinizde şurada toprak masrafı olmalıdır, burada pancar alımında şu uygulanmalıdır. Her yerden teklifler geliyor size. Çünkü sizin yapabilmek kudretiniz ve gücünüz, iradeniz olduğunu biliyorlar. Ve sizin yapabileceğinize inanıyorlar, size güveniyorlar. Bundan dolayı talepler var. Talebin artıyor olması bizi rahatsız etmiyor. Talebin karşılanamayacak olması bizi rahatsız eder. Oysa burada süreci yönetmek diye bir çağdaş beceri var şimdi. Evet. Bu trendi iyi anlamak lazım. Biz süreci yöneterek zaman içerisinde imkanlar el verdiğinde ve adalet anlayışımıza uygun olanların tamamını gerçekleştireceğiz. Mesela Çorum'da
Hitit Üniversitesi'nde gelen öğrencilerimiz sayısı 16 bin oldu şu anda. Başlangıçlarda bu işte çok küçük sayılardaydı ve kampüs bile yoktu 2011'de ben geldiğimde. Şimdi iki tane kampüsümüz var. 16 bin öğrenci. Biliyor musunuz Çorum'da yatak, öğrenci yatak sorunu yok. Şu anda 4500-4600 öğrenci yatak kapasitemiz var. Gelecek sene bu 6000 küsüre çıkmış olacak. Şu anda hazırlıkları başladı bunların. Şimdi vatandaş diyor ki ya, üstelik de nitelikli yataklar. Yani öyle koğuş sisteminden de vazgeçtik. Vatandaş diyor ki ya benim mümkünse yurdum orada değil de burada olsun. Mümkünse kampüsün içerisinde olsun. Ya da işte Gazi Caddesi'nde olsun diyor. Yani söylemler nitelik değiştiriyor artık. Evet, yurt yapıyorsunuz. Ona itirazım yok. Açıkta kalmıyorum. Ona itirazım yok. Ama yerini beğenmiyorum diyor. Evet. Bu güzel bir gelişme. Bu güzel bir gelişme. Yoksa dün bir yurda yerleşeyim de ne olursa olsun diyen vatandaşlar vardı. Bugün Çorum'a gelen hiçbir öğrenciye yurt verin ya da yurt temin edin diye beni dışarıdan arayan kimse yok. Evet. Çünkü herkes bir şekilde ev yurt bulabiliyor Çorum'da. Bu iyi bir şey. Bunun dışında bütün bu faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Hizmetler ekonomi artarak devam ediyor. Mesela Çorum'un ekonomisinden bahsedecek olur. Üretim kapasitesi Türkiye ekonomisine katkısı anlamında geçmiş yıllar oranla Çorum'un gerçekten de ciddi manada bir yol aldığını görüyoruz. Kesinlikle. Şimdi çok ciddi bir üretim sanayimiz var. Özellikle makine sanayi, evet, burada başta. Sonra un sanayi, sonra tuğla, kiremit ve diğer sektörlerle birlikte devam eden çok ciddi bir organize sanayimiz var. Geçmiş yıllardaki talep üzerine 210 hektar daha araziyi genişlettik. Oraya da işte tren yolu geçecek idi. Orada ÇED raporu vermiyorlardı bazı yatırımlara. Onun güzergahını değiştirdik ve inşallah önümüzdeki kısa süre içerisinde hükümet yatırım programını aldı. Çorum'dan bir hızlı trenle bir de yük treni geçmiş olacak. Böylece Çorum çok ciddi bir yatırımla sanayiciyi pazara kolayca ve ucuz ve kolay ulaştırmış olacak. Ucuz, kolay ve hızlı ulaştırmış olacak. Bunun avlunun fiyatlarının düşmesiyle birlikte fiyatlarda da ya da pazara ulaşmada da önemli bir avantaj sağlayacak diye düşünüyorum. Bunun dışında önemli bir sorunumuz ara insan gücü, nitelikli insan gücüydü. Kalifiye eleman. Tabii, TOP Başkanı Rıfat Sarıcıklı, onunla rica ettim. Bir endüstri meslek sesi kurduk organize sanayiye. Onun henüz açılışını yapmadık, yapamadık, yetiştiremedik ama bu sene öğretim başladı. Gelecek yıllarda daha kalabalık olacak. Bütün masrafları, giderleri organize sanayiciler tarafından karşılanan bir okulumuz orası da. Gayet güzel olacak. Ve inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde bizim yerli sanayi biraz daha uluslararası bir kısım pazarlara açılmış olacak. Mesela bizim makine sanayimiz var. Un makineleri üreten, evet, 55 ülke ihracat yapıyor. Yani ihracatta da çok ciddi bir potansiyelimiz var. Fakat tek sorun şu: ihracata yönelik üretimimiz doğrudan Çorum Vergi Dairesi tarafından takip edilmiyor. Bir kısım işte firmalar adına, markalar adına yapılan üretimler ya da bazı şirket merkezlerinin Çorum dışında bulunuyor olması nedeniyle filan buradaki ihracatın büyüklüğü görülemiyor. Ama ihracata yönelik üretimimiz var bizim. Çok ciddi. Şimdi üniversitemiz bir teknokent açtı organize sanayi içerisine. Sanayi üniversite işbirliğiyle birlikte hem staj imkanlarının artması, hem Ar-Ge çalışmalarının artması, hem de teknoloji kullanım imkanlarının genişlemesi gibi sonuç yaratacak ki bu da bizim ticaretimize çok olumlu katkı sağlayacak. Peki efendim, süremizin de sonuna geldik. 1-2 dakika son cümlelerimiz neler olur? Şimdi 1 Kasım seçimleri hep söylendiği gibi çok önemli bir seçim. Siz nasıl bir sonuç bekliyorsunuz Çorum'la alakalı özellikle? Şimdi doğrusu Çorum'da her zaman olduğu gibi yine Türkiye'de de Çorum'da da AK Parti birinci parti olacak. Yine inanıyorum ki Çorum'daki milletvekillerini yine AK Parti alacak. Buna yürekten inanıyorum. Çünkü toplumun sırf bizim partiye oy vermiş olalım diye kendisine hiçbir katkı sağlamayan, hiçbir hizmet sağlamayan muhalefet partilerini destekleyerek
seçimlerde bir tercihte bulunacağı kanaatinde değilim. Sadece kendi kendini tatmin etmiş olur. Oysa hizmete yönelen, hizmete ihtiyaç duyan bir toplumun daha rasyonel düşüneceğine, daha doğru kararlar vereceğine inanıyorum. Ya bu süreçte şunu diyebilir miyiz efendim? Sözünüzü kestim. Affedersiniz. Sayın Cumhurbaşkanı hep terörle mücadelede şunu ifade ederdi. Bu terörün sonu gelmesi için, terörün kökünün kazınması için elimizi taşın altına koyacağız derdi. Gerekirse baldıran zehir açacağız. Baldıran zehir açacağız derdi. Hani 1 Kasım seçimleri çok önemli seçimler. Memleket meselesi, konu vatan meselesi ise, vatan sevgisi ise artık vatandaşın elini taşın altına koyma vakti geldi diyebilir miyiz? Bu seçimler için özellikle. Vatandaşın elini taşın altına koymaması düşünülemez zaten. Bu lüks olur. Bu kadar çok terör olaylarından, terörün yarattığı bir kısım olumsuzluklardan, karamsarlıklardan, umutsuzluktan rahatsız olan vatandaşın sorumsuz davranması beklenemez. Yani akıl da vicdan da daha sorumlu, daha soğukkanlı davranmayı gerektiriyor. Hele hele güçlü bir siyasal iktidarın, kararlı bir siyasal iktidarın desteğe ihtiyacı olduğunu bilindiği bir yerde bundan uzak durması beklenemez. Evet. Ve bizim vatandaşımızın da ben sağduyusuna güveniyorum. O açıdan bir problem olmaz. Evet. Bu seçim sonuçlarının, 1 Kasım seçim sonuçlarının ülkemizde istikrara katkı sağlayacağına, milletimiz için hayırlı sonuçlar vereceğine de çok açıkça inanıyorum. Bugün biliyorsunuz Hicri yılın 1437'nin yıl dönümünü geçtiğimiz 10 gün önce yaşamıştık. Evet. Bugün de bir 10 Muharrem Aşure günü. Ve bugün tarihte inananların yüreğinde derin yaralar açan bir gün. Evet. Derin izler bırakan bir gün. Aşkın şehidi olarak bildiğimiz ve yine beraberinde Hazreti Peygamber'in sevgili torunu Reyhan'ım dedi. Evet. Hazreti Hüseyin'in ve 70 arkadaşının şehadetinin yıl dönümü. Biliyorsunuz hicretin 61. yılında Kerbela olayı gerçekleşmişti. İşte bu yıl dönümünde ben hem şehitleri rahmetle anıyorum hem de tüm şehitleri rahmetle anıyorum. Kerbela şehitlerini ayrıca özellikle rahmetle anıyorum. Ayrıca milletimiz için, ümmet için birlik, beraberlik, esenlik ve barış vesilesi olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Edilen duaların, yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyoruz efendim. Amin, çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Anadolu Soruyor da Çorum'daydık. Çorum'dan canlı yayınla karşınızda olduk. Salim Uslu, Çorum milletvekili adayı AK Parti'den bizlerle birlikteydi. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın efendim.